Sevgili arkadaşlar, 45 gün kaldı bugün. Bu video yayınlandığı zaman 43 gün kalacak belki. Birkaç tane şey söylemek istiyorum LGS öğrencilerine. Birincisi, etrafta sizin yorumlarınızdan da görüyorum. Çok fazla böyle bir panik başladı. Bütün 8. sınıf öğrencilerinde, yani bu sınav için uğraşan arkadaşlarda belli kaygılar var. Biraz onlar hakkında konuşmak istiyorum. Birincisi, 8. sınıf müfredatının dışından sınavda soru gelmeyecek arkadaşlar. Yani Milli Eğitim açıklamayı yaptı, dedi ki 8. sınıf konuları müfredatı içerisinden soru gelecek dedi. Şimdi piyasadaki denemelerin, biliyorsunuz deneme videosu çektik daha önce. Piyasadaki denemelerin bazılarında müfredata uygun olmayan sorular görüyorum. Böyle müfredat dışı, çok müfredatta aykırı sorular gelmeyecek arkadaşlar. Yani esas istenen, bu sistemde istenen pizza soruları tarzında böyle biraz daha internasyonel, yani İngiltere'de, Fransa'da bizim yaştaşlarımız ne yapıyorsa biz de o kalitede, o düzeyde, o bilgiler donanımında öğrenciler yetiştirelim düşüncesiyle yapılan sorular var. Daha çok ezberci zihniyetten uzaklaşıp daha yoruma dayalı, çocukların bilgileri yorumlayabildikleri sorular olsun, bakış açıları üç boyutlu düşünebilme, bu tarz sorular size gelecektir. Bir de var olan bilgilerinizi doğru kullanabiliyor musunuz? Onunla ilgili sorular gelecektir. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, E-TEOG gibi çok saniyede yapacağın sorular olmayacak. Bir de biliyorsunuz TEOG'dan gelen bir altyapımız var. Herkes abi bilmiyorsak da işaretlerini yapıştıralım bir cevap vardı ya. İşte artık biraz her soruya hemen cevap vermektense biraz bazen boş bırakmayı da düşünmeniz lazım. Çünkü kılavuzda altı çizilerek söylenmese de ben Milli Eğitim'in kılavuzunu inceledim. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor arkadaşlar. Bunu böyle şey olarak yazmamışlar ama puan hesaplamalarda 3 yanlışın bir doğruyu götüreceğini göstermişler. Yani dolayısıyla bu sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Bu da şu demek, yani bilmediğiniz zaman atmakta o kadar rahat davranamayacaksınız. Ben diyorum ki 8. sınıf öğrencileri artık şey yapmalı, birazcık daha sağlamcı davranması lazım. Bazen gerekiyorsa hani iki şıkkı düşürdüğün zaman düşünebilirsin, bir tanesini daha kendine daha yakın işaretleyebilirsin ama yani böyle hiç bilmediğin şey ama boş olmasın diye kolayca işaretlemeyin, çünkü yanlışlar sizi yaptığınız doğruları götürebilecek hale gelecek ve puanınız daha düşük olabilecek. Onun için işaretlerken dikkat etmeniz, yani sallamamanız lazım arkadaşlar. Kısaca bu. Bu çok önemli. Bu sınav sisteminde. TEOG'da biliyorsunuz yanlış yapsanız hiçbir şey olmuyordu. Ama bu yeni LGS sisteminde yanlış yaptığınızda, 3 tane yanlış yaptığınızda bir tane doğrunuz gidecek arkadaşlar. O çok önemli bir şey. Onun için boş bırakmak gerekirse boş bırakmayı öğrenmemiz lazım. Artı bakın 45 gün kaldı. Senin yapman gereken en önemli şey önce eksiklerini hızlı hızlı tamamlamaya çalışmak. Sonra eğer konuları çok iyi çalıştıysan, bitirdiysen, bazı arkadaşlar bütün konuları bitirdim diyor. Bitirdiysen yeni bir tane böyle ince bir soru bankası alabilirsin. O soru bankasını hızlı hızlı tüketebilirsin. Karışık tüm dersler soru bankası da olabilir. Öyle bir soru bankasını hızlı hızlı tüketebilirsin. Ya da bir sürü hani deneme alıyorsunuz ya, deneme aldın, başladın deneme yaptın. Başladın sonra baktın işte cevap anahtarına. İşte Türk matematikten bir yanlış yapmışım. Hangi konudan yanlış yapmışım? Çarpanlara ayırmadan. O zaman çarpanlar ve özdeşliklerden, yani yaptıysan yanlışı, hemen kendine onun bir test ayırman lazım. Yani ne yapacaksın? Çarpanlar konusundan bir test çözeceksin. Bir de konuyu bir önce, testi çözmeden önce konuyla ilgili eksik bir bilgin var mı diye bir konu özetini gözden geçireceksin. Ondan sonra da kendini cezalandırıp o bir yanlış için bir tane test çözeceksin. 15 soruluk test, 12 soruluk bir test çözeceksin. Şimdi bakın bu şekilde yaptığınız zaman hem eksikleriniz varsa onları tamamlamış olacaksınız. Hem de bir daha yanlış yapmamak için bir güdülenme olacak. Bakın
son bir ayda devamlı farklı denemeler yapmanız lazım. Aynı anda bu kısıtlı zamanda soru çözmeye kendinizi endekslemeniz lazım. Çünkü biliyorsunuz bu sınav bir 75 dakikalık bölümü var, bir 60 dakikalık bölümü var ve dakikayla yarışıyorsunuz. Bir soruya 1,5 dakika düşüyor. O zamanı hızlı kullanmayı öğrenmen lazım. Bir de beynimiz arkadaşlar şimdi şey oluyor. Arkadaşım bir tanesi diyor ki, hocam diyor ben çok iyi biliyorum konuyu. Hangi konuyu biliyorsun arkadaşım? Köklü sayıları. 100 tane soru çözdüm. Bakın beyniniz 100 tane soru peş peşe çözmesiyle bir başka konu, bir öbür konu. Yani deneme sınavını neden size çok yapın istiyoruz? Çünkü Türkçeden bütün farklı konuları aynı anda yapıyorsun. Aynı şekilde matematikten bütün farklı konuları aynı anda yapıyorsun. Beynin buna alışıyor. Yani denemenin böyle bir artısı var. Yani farklı bilgileri düşünün ki her bir bilgi başka rafta. O raflardan diğer aynı anda bir sürü bilgiyi çekebilmeye alışmanız lazım. Onun için deneme kıymetli. Bazı arkadaşlar şey yapıyor. Hocam daha konularım bitmedi, onun için denemeleri sonra yapacağım. Abi ne yapıyorsun? Denemeleri şimdi yapmazsan, yani konuların bitmesini beklersen sen, konularınız, bazı çocukların konuları hiç bitmeyecek arkadaşım. Yani her zaman bir yerden bir eksiğin olacak. Onun için konularım bitsin hocam, son 5 gün yaparım. Ve geçti. Bir sürü deneme yapman lazım. Yani alışman lazım bu işe ama sen hala konu bitireceğim diye uğraşıyorsun. Bakın şunu söylemiyorum. Hani her konuyu okulda bitmediyse konular sıkıntı yok. Sen o zaman bekle biraz daha konuların bitsin. Ama bitirdiysen her şeyi o zaman denemelere başlamak senin için daha verimli olacak. Çünkü dediğim gibi farklı bilgileri, farklı raflardaki bilgileri beynindeki onları çekebilmeye alışman ancak denemelerle oluyor. Bir de denemeler size ne bilmediğinizi söylüyor arkadaşım. Çünkü yani bir deneme yapıyorsun. Hangi yanlışı yaptığında okuma hatasını yapıyorsun. Hangi konudan hata yapıyorsun? Sana direkt söylüyor arkadaşım bak diyor bu konuyu bilmiyorsun diyor. Sen o zaman ne yapıyorsun? Onun üzerine gitmeyi öğreniyorsun. Bak bazen çocuk diyor ki hocam deneme yaptım 5 tane yanlış çıktı fenden nefret ediyorum fenden. Sana diyor ki bak fenin eksik arkadaşım o fenini düzelt diyor sana. Deneme bunu söylüyor. Ama sen ondan yani tepkiniz böyle olması lazım. Hemen kontrol altına alıp bu olayı ha demek ki yanlış mı yapıyorum? Yani 20 yanlış yaptım. 20 mi yanlış yapıyorum? O zaman bunun üzerine gideyim. Şimdi mesela bazı arkadaşların şöyle bir özelliği var. Ne yapıyorlar biliyor musun? Hep sevdiği konuları yapıyorlar. Adam diyor ki hocam diyor benim en sevdiğim konu mesela üslü sayılar. Hep üslü sayı çözüyor. Ama sınavda üslü sayı 2 tane gelecekse, 1 tane gelecekse sen onu güçlendiriyorsun devamlı ama sınavda bir sürü soru var. Yani bilmediğin tarafa çalışman lazım. Tamam seni mutlu eder bu üstü sayıları çözmek ama seni ilerletmez. Onun için yani zaafınız olan daha bilmediğiniz konulara daha çok asılmanız gerekiyor. Şimdi şunda hemfikiriz. Deneme yapacağız. Süreli yapacağız bu denemeleri. Ondan sonra konu eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Tüm dersler bir soru bankası alacağız. Ondan mesela bitirdiysek konuları ondan bir gözden geçireceğiz. Ya da denemelerle yapıp o tüm derslerden kendimize ceza verip hani bu ceza sistemi şeklinde konuyu bir kere tekrar edip sonra ceza verip o testleri yapacağız. Bu şekilde olacak.